Evet arkadaşlar, yemek yemek için Subway'e uğradık. Bir tane uzun ekmek ve kolaya 21 frank ödedik. Yani yaklaşık 21 euro. Nasıl sence fiyatlar? Çok uygun değil mi? Çok fiyatlı yani. Yapacak bir şey yok. Burası biraz pahalı bir ülke. Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Zürih'teyiz. Burada euro geçmediği için ne şey alabildik, park kart alabildik, ne de başka bir şey. İnternetimiz de yok çünkü internetler burada geçerli değil bizim. İsviçre Avrupa ülkesi olmadığı için aynı şekilde telefon da geçerli değil. En azından şey bulduk, park ettiğimiz yerin yakınında VLAN bulduk, ona bağlandık, ondan aplikasyon indirdik, aplikasyondan direkt ödeme yaptık. Biraz zorlandık yani. Ne kadar sürdü park yeri bulmamız? Yani yaklaşık bir saat değil mi? Bir saat sürdü. Yaklaşık bir saattir park yeri arıyoruz ama sonunda bulduk. Arkadaşlar burası çok pahalı ya, size söyleyeyim. Yani buraya gelecekseniz yani 2 saatlik park bile kaç para? 7,5 frank. 7,5 frank da euro'ya hesap ettiğimiz zaman neredeyse birebir 7,5 euro yapıyor. Ondan sonra yemek yedik Subway'de. Burada 20 euro verdik. 21,5 frank verdik içecekle beraber. Bir tane uzun ekmeği yarıya böldürdük. Şimdi de şöyle bir dolaşalım. Çok plansız geldik arkadaşlar buraya. Gerçi araştırdık biraz internetten de çok da böyle bir şey bulamadık. Ne bulduk? Ya ne yapacağız arkadaşlar? Ne yapacağız? Aslında buraya niye uğradık? Geçerken uğradık aslında. Planımızda Paris vardı. Oraya geçmeden buraya uğrayalım dedik. Zürih'i de bir görelim istedik arkadaşlar. Buranın bir de çikolatalarından, tatlılarından yeriz. Evet, onları da gösterelim size. Tabii bulabilirsek bir yer. Ama öncelikle burada herhalde meşhur bir köprü var. Evet, burada bir tane köprü var. Herkes buraya şey asmış. Evet, böyle çiftler, kilitler asmışlar. Burası da arkadaşlar tren istasyonu. Burası da tren istasyonun içi. Buranın çikolatası meşhurmuş arkadaşlar. Girip bakalım içeriye. Evet arkadaşlar, çikolata almadık. Niye almadık diye soracak olursanız biraz tuzlu geldi. Arkadaşlar 150 gram çikolata karışımı 28 frank. Yani 28 euro. Bir çikolata ne kadar güzel olabilir ki bilmiyorum yani. Biz burada ne yapıyoruz? Bence biz buradan çıkalım yani. Arkadaşlar Zürih çok karışık bir yer. Birazcık kafamız allak bullak oldu. Her an bir yerden araba, bir yerden motosikletli, bisikletli çıkabiliyor. Çok karışık. Bir de arkadaşlar burası çok ilginç. Her yerde Almanca yazıyor. Fakat konuşurken biraz tuhaf konuşuyor bunlar. Kendi aralarında konuşurken daha doğrusu. Biz bir şey sorduğumuzda Almanca cevap veriyorlar da. Çünkü biz Almanca konuştuğumuz için, ama kendi aralarında böyle kendi aksanları falan var. Yani değişik.
Şive gibi yani, değil mi? Şive, aksan gibi değişik bir şey var yani bunların. Yazarken aynen, her yerde Almanca yazıyor. Anlıyoruz yani ne yazdığını. Öyle. Bunu demek istedim. Nasıl geçiyor Zürih'teki gezintimiz? Çok güzel. Yani böyle güzel yerler var. Güzel binalar var. Evet. Ama yiyebileceğimiz... Hiçbir şey bulamadık. Hiçbir şey bulamadık yani. Herhangi bir yerde durmak hani yemek istemiyoruz. Çünkü ne bileyim hani biraz bilindik bir yer olsun diye. Ama bulamadık arkadaşlar, da yani. Bilindik yani burası zaten mutfağıyla çok tanıdık bir yer değilmiş. Çikolatası meşhur. Çikolata dükkanı falan da yok yani. Hani tek bir yer vardı, orası da çok pahalıydı. Başka bir yerlere bakalım dedik, hiçbir yer yok. Ya biz çok yanlış bir yerdeyiz, bilmiyorum. Bir de Lindt'in çikolata evine gitmek istedik. Müze gibi. Ha, çikolata müzesi pardon. Lindt'in çikolata müzesine gitmek istedik. Ama bütün biletler satılmış. Hani biletle giriliyormuş içeriye. Bütün biletler satılmış bugün için. Oraya da gidemiyoruz. Biz de böyle... Dolanıyoruz. Deli dana gibi dolanıyoruz. Allah'ım ya. Ama güzel hani şey... Atmosfer gerçekten güzel arkadaşlar. Tek birazcık çok kalabalık. Mesela Taksim'den daha yoğun geldi bana. Abart. Gerçekten. Bence karışık yani. Karışık her şey böyle, olduğu için trafik, kaotik birazcık. Çok trafik var. Hani arabalar neredeyse her yere girebiliyor arkadaşlar. Böyle hani ekstra bir yer yapmamışlar böyle arabaların girmeyeceği bir yer. Hani bir sürü araba var. Evet, yağmur mu damladı, ne damladı? Bir şey damladı yukarıdan. Kuş tuttur belki. Evet arkadaşlar. Herhalde eyaletlerin bayraklarının asıldığı bir sokağa giriyoruz. Karşıda da güzel bir kilise var. Şöyle gösterelim size. Böyle sağlı sollu bayraklar var. En arkada da kiliseyi görüyorsunuz. Evet, nereye gidiyoruz? Biz yoldan yürüyoruz, fark ettiniz mi? Tek değilizim. Gerçi herkes yürüyor. Bence ne yapalım biliyor musun? Arabaya doğru yürüyor. Bence araba o ilk. Ha? Acıktın mı sen? Bir şeyler yiyebiliriz aslında. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pencerelerin etrafında hep böyle çerçeve var. Buranın böyle yöresel haline gelmiş. Her tarafta böyle çerçeveler var. Çok güzel duruyor. Evet. Burada çeşme var. Şurada bir elimizi mi yıkasaydık? Çok güzel duruyor ya. Gözünü seveyim. Şuralarda bir şeyler boğazımızdan bir şey geçsin demiyorum da. O gözleme de var. Vallahi. Oho. Evet arkadaşlar. Şimdi şey yapabilir miyim? Türk'ün bir yerini bulduk. Türk'ün bir yerini. Arkadaşlar şu anda gerçekten abartmak istemiyorum ama koca İsviçre'de hiçbir yer bulamadık. Şurada Türk yeri var, buraya gideceğiz. Aynen, ve gözleme yiyeceğiz. Yuhu. Haydi, bir şeyler yiyebiliriz artık. Falafel hiçbir şey sormanın içinde doldurdu ya her şeyi. Kaç para vermiş olabilirim sence bunu? Eyvah, çok herhalde. 23,5. Vallahi. Evet arkadaşlar, İsviçre'ye özel şey aldık. İsviçre'nin özel yemeği. Kıymalı gözleme. Nasıl tadı? Güzel. Bence iyi. Evet, Sibel de şey denecek. Falafel dürümü.
Arkadaşlar deneyeceklerken ilk bana da denettiriyor. İçine zeytin falan çıkarsa diye. Zeytin falan koyar herhalde içine. Hiç sormadan doldurdu içini. Abicim. Abicim. Abicim ne yaptın dedim kendi içimden ama. Adama bir şey diyemedim. Aynen. Nasıl? Aşkım niye acı sos kattırdın? Adam acı olsun dedi, ben de olsun dedim abi dedim. Seni mi kıracağım dedim, o da tamam abi dedi. Hemen acıyı dolduruyorum dedi. Tadı güzel ama. Çok mu acı? O acılık gelmese güzel olacak. İçinde peki şey var mı benim yiyemeyeceğim bir şey? Sanmıyorum. Sanmıyor musun? Bence yeşil zeytin var içinde. Tamam sen biraz daha iyi bakalım. Gözüme demek ister misin? Çok güzelmiş ama. Valla. Evet buradan falafelci abiye sesleniyoruz. Lütfen şeye de bir tane şube açın. Sankt Pölten'e. Çünkü Sibel çok beğendi. Oh. Bir de İsviçre'nin özel içeceği. Kola içiyor. İsviçre özel. Niye zero aldın? Niye zero almışım? Arkadaşlar biz bugün gerçekten zero sersem almış gibiyiz. Ya. Zero almışım. Şöyle yukarıya bakın. Burada da otel var. Kukacı olunca ağzım bir tuhaf oldu koladan. Bir de gözlemenin tadına bakayım. Ama gözlemeler gerçekten iyi duruyor. Gözlemeler arkadaşlar kıymalı ama bayağı lezzetli. Ye bakayım. Götür. Hadi bakalım. Götür yarasın. Hangisi daha iyi? İkisinin de lezzeti farklı. Valla. Ben gözümle daha çok beğendim çünkü. Çaktırmadan telefonumu elime aldım arkadaşlar. Çünkü biraz burası kalabalık. Kalabalık oldu biraz burası. Baya güzel arkadaşlar. Buraya gelirseniz arkadaşlar Pontons Polizei'nin hemen arka tarafında Türk yiyecekleri yapan bir yer var. Oradan alabilirsiniz. Hadi bir de sen bak falafelin tadına. Arkadaşlar ben şey de sevmem zaten. Böyle kumpiri falan. Çok karışık geldi bana ya. Bir de tedirginim. İçinden zeytin çıkacak diye. Hiç benlik değil. Gerçekten ben beğendim. Ulan buyur yiyebilirsin. Acı niye kattırdın? Kemal bir yandan gözlemeyi, bir yandan falafel dürümü götürüyor arkadaşlar. Arkadaşlar, ülkenin ne kadar zengin olduğunu şöyle arabalardan görebilirsiniz. Aralarında çok nadir böyle kötü araba var. Biraz önce polis arabası görmüştük. BMW'nin jeeplerinden. Yani düşünün polis arabası bile BMW jeep. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Sizlere kısa bir İsviçre turu yaptırdık. Böyle güzel videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.